Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Farming Simulator 19'dayız. Bir gün gecikmeli geldi. Neden bir gün gecikmeli geldi? Hemen ondan bahsedeyim, sonra oyunumuza döneceğiz. Bir gün öncesinde biliyorsunuz takip eden arkadaşlarımız ya da gelen arkadaşlarımız varsa YouTube'da canlı yayın açtık. Akşam Formula 1 yarışımız vardı. O yarıştan dolayı ben onun öncesinde, yani gündüzünde, biliyorsunuz ben videoları bir gün öncesinde gündüzleri çekiyorum genelde. Şimdi hayatımda ilk defa Formula 1 oynuyorum. Piste girdim, birazcık deneme yaptım. Akşamüstü tekrar piste girdim, deneme yaptım. Akşama kadar böyle birazcık hani denemeyle geçti yani. Oyunu öğrenmem için falan, birazcık böyle hani pisti de bilmediğim için, pisti de öğrenmem için. O yüzden böyle videoyu çekemedim. Bir gün aksamış oldu ama salı günü tekrardan farm videosuyla karşınızdayız. Bugün hayvancılığa gireceğiz. Bayağıdır böyle tarla işleriyle falan uğraşıyorduk. Bugün hayvancılıktayız. Koyun işimiz var arkadaşlar. Ben koyunların hepsini aldım. Koyun meralarımız şurada. İkisi de. Şuraya birkaç tane araç da bıraktım. Burada biliyorsunuz samanlarımız vardı. Kuru otlarımız vardı. Bu otlardan alacağız, götüreceğiz. Koyunlarımıza vereceğiz. Sularını vereceğiz. Samanlarını vereceğiz. O yüzden ben buraya araçları getirdim. Her şeyi hazırladım. Şimdi bu otları şöyle bir toparlayalım. Bak, iyi ki bunları bir yerlere atmamışız. Burada bırakmışız. Lazım olacakmış yani. Şöyle hemen toplayalım, götürelim bunları. Çok fazla koyunumuz var. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın şurada. Nerede abi koyunlar benim? Evet abi. 119 tane. Dur la. 119 tane beyaz koyun var. Abi niye yukarı gidiyorsun? 131 tane siyah beyaz var. Ondan sonra beyaz tekrar 106 tane var. Bir 90 tane siyah beyaz var. 27 tane kahverengi, 27 tane de siyah. Yani bunlar doymaz. Bunları komple doyuramayız anlayacağınız. Ama elimizden geldiğince biz şöyle bir toparlamaya çalışalım. Şurada ileride daha önceki mahsullerimizden kalan samanlar da vardı yerde. Onları da toplayacağız. Öncelikle şöyle bir çim balyalarımızı alalım. Galiba kuru çim ya da kurutulmamış çimi falan yiyorlardı. Her ikisini de yiyorlar diye biliyorum ben. Zaten çim dışında başka bir şey yemiyorlar burada. İnşallah kurutulmamış çim yemiyorlardır. Kuru ot falan diye geçiyor çünkü, yazıyor. Tam hatırlamıyorum. En son kim bilir ne zaman yaptık koyun işi. Burada bayağı bir araçlarımız var. Önceki işlerden kalan. Biraz dağınık olmuş. Ama bayağı bir balyamız var ya, o açıdan iyi. Yine telefon durmuyor. Durmuyor. Şöyle toparlayalım abi. Evet, 16 taneyi tamamladık. Bunları hemen koyunların olduğu yere götürelim. Şuradan çıkış vardı. Bu arada beleş su kaynağını da buldum. Şurada karşıda görüyorsunuz. Tankeri oraya yanaştırdım. Oradan su çekmeye bırakmıştım. Dolmuştur o. Bir önceki videoda fark ettik onu. Yazıyordu orada free water diye. Evet, buradan suyu çekebiliyoruz. Şurada bir tabela var. Bakın. Burada yazıyor. Free water. Evet, şuradan hemen koyunlarımıza çıkacağız. Yanlış hatırlamıyorsam buradaydı. Şuradan bakalım. Evet. Bu tarafta.
Evet, doğru geldik. Evet, koyunlarımız burada. Şimdi şu balyaları kenara bir yere istifleyelim biz yine. Bu araçları da getirdik. Bunlar da lazım olacak çünkü. Bunları şöyle indirelim. Buraya indirebiliriz. Kaldır bakalım. Tamam. Bunlar şimdilik yeterli gibi. Biz yine bunu götürelim, o çimlerin oraya koyalım. Sonra ileride hemen onun ilerisinde şey var zaten bizim. Samanı toplayacağımız aracımız var. Onu da oraya götüreceğiz. Divan. Bunu burada bırakalım. Tekrardan lazım olursa geliriz. Bizim ileride bir yerde bir aracımız olacak. Evet, burada. Ve buradan samanı da toplayalım şöyle. Samanı altlarına atıyoruz. Yani ineklere atıyorduk, koyunlara da atıyoruz diye hatırlıyorum. Yani atmıyorsak bile elimizde durur, en azından gideriz ineklere atarız en kötü ihtimalle. Ama ben atıyoruz diye hatırlıyorum. Dur bakalım. Bir dolduralım, zaten bu çabuk doluyor. Çok problem olmayacaktır. %42 doldu bile. Oo, burada saman balyalarımız da varmış birkaç tane. Evet, hemen şuradan dönelim. Herhalde bu sırayı da bitirdiğim zaman, şu an bayağı %50'si doldu. Şu sırayı da doldurduğumuz zaman tamamlanacaktır. ...97, 98, 99 ve 100. Evet. Bunu da doldurduk. Bunu da götürelim. Hatta geçerken arkamıza tankeri de takalım. Tankeri de götürelim oraya. Ama tankeri oradan bir çıkartmamız lazım.
Tam suyun içine gömdük çünkü onu. Steyr traktörümüz. Şu sulu bölgelerde çok fazla FPS düşüyor. Bak şu an 60 sabit, 58, 59, 60. Bak şimdi burada düşüyor. Hop çakılıyor. Geri yükseliyor ondan sonra. Oralarda bir sıkıntı var yani, haritayla alakalı bu durum. Böyle çamur gibi bir şey yapmışlar ama inanılmaz FPS düşüşü yaratıyor. Burada falan özellikle. Evet. Kamyonumuz burada. Bunu da çıkartalım buradan. Oh şelale de akıyor. Evet dolmuş 32 bin litre su. Yani 32 ton. 32 bin litre demeyelim de 32 ton diyelim. Bunu da bunun arkasına bağladık. Geçen sefer biliyorsunuz kahve işi yapmıştık. Kahve çekirdeği toplamıştık. Bizim kamyonlardan biri uçmuştu. Kayıptı. Oyunu kapatıp geri açtığım zaman sıfırlamış, şeye atmış kamyona. Marketin olduğu yere atmış kamyona. Tabi deli oldum. Beni deli etti. Şimdi bu bir dursun burada. Şu tankeri alalım. Şuraya su boşaltma işlemini bir başlatalım. Dayı dur. Gel geri, gel geri, gel geri. Niye boşalt çıkmadı? Maksimum yem yalaya kapasitesi hayvanları 10 gün boyunca yemlemek için. Ha burası yemmiş ya. Yanlış yere. Su burası. Yanlış oldu pardon. Tamam suyu bu boşalta dursun oraya. Samanı. Allah dur çalışıyordu zaten. Samanı. Buna saman veriliyor mu bilmiyorum. Ama deneyeceğiz bakalım. Böyle çevresinde dolaşalım. Ben yine de topladım yani. Galiba verilmiyor. Burası yaprakları toplamak için. Belki yem olarak veriliyordur diyeceğim ama. Yok bu da verilmiyor. Tamam saman verilmiyor o zaman abi. Yani altlarına saman konmuyor. Bu anlama geliyor. Bakalım buraya da. Tamam çıkmadığına göre verilmiyor. Bunu şöyle koyalım. Bu burada dursun. Bunu götürüp ineklere boşaltırız sonra. İneklerin altına biliyorsunuz atıyoruz yani. Şimdi şöyle yapalım. Bunu alalım. Götürelim şuraya koyalım. Hemen yakınında olsun. Çalışa dursun. Şuradan da aracımızı alalım yine. Balya çatalımız takılı bunun ucunda. Buradan balyaları alacağız, içine atacağız.
Bu sonuna kadar kalkıp duruyor. Şöyle kaldıralım. Kaç tane alabiliyoruz? Alabildiğimiz kadar alalım. Nasıl olsa herhangi bir oran orantı yapmayacağız buna. Bakayım. Şöyle 3 tanesini alabilir miyiz? Hayır, hayır, düşme. Düşme, düşme, düşme. Gel, 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 gel. Düşürmeden bakalım bırakabilecek miyiz? Ya şu belden kırmalı olduğu için dönüşlerde birazcık problem yaratıyor. Geri, gel, geri, gel, geri, gel, geri. Tüh, çapraz kaldı biri. Lan düşsene. Dur bakalım kaç litre? O %70 herhalde. Bir ya da iki tane. Bir tane daha attığım zaman olacak mı bakalım. Ya dur şöyle ikisini atalım. Zaten fazlalık içinde kalır. Oo süper. Muhtemelen %100 oldu. Evet. Şimdi götürelim. Bunu boşaltalım. Ne tarafta? Sol diyor. Bunu sağ alalım. Şöyle. Evet. Boşalt bakalım. Bunu boşalta dursun. Sular ne alemde? Fullememiştir sanmıyorum. Fullememiş yani. Bunu da götürelim bir dolduralım şuraya. O onu boşaltsın. Tekrardan dolduralım. Nasıl olsa free su bulduk ya. Daha çiftliğe kadar gitmemize gerek kalmayacak. Oy! Çok fena makasladı. İyi döndürdü bizi. Hemen şuraya sokalım aracı. Bu başladı dolmaya. Bu boşaltmıştır. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi hangileri acaba? Bu değil. Değil. Heh. Üretkenlik olmayacak galiba. Ne eksik? Üretkenlik %100 olması lazım. Burada ne eksik? Saman ister diyor. Yani samanı atamadık ki. Nereden atacağız samanı? Dur bakayım şunu bir çekeyim. Samanı nereden atacağız ki abi? Saman getirdik.
bir dursun, dur bir daha bakalım, bir deneyeceğim. Samanı nereden vereceğiz bunlara biz? Şuradan falan mı? Ama buralarda olsaydı çıkardı ya direkt. Normalde şöyle falan yanaşınca çıkıyor. Ama bunda yok. Burası koyunları alma yeri. Burada da çıkmıyor. Yok. Burası yapaları aldığımız yer. Burada da çıkmıyor. Burası da normal yemlerini verdiğimiz yer. Saman nereden çıkacak o zaman? Görmüyor. Bir de şöyle geri geri gelelim oraya. Bir de öyle deneyelim. Yok çünkü yani üretkenliğin %100 olması lazımdı şu an. Yok. Hayır. Yem yeri ya. Allah Allah, çok ilginç ya. Nereden vereceğiz ki biz samanı? Bayağı dolaşıyoruz şu an çevresinde. Nereden veririz ya, ama yok. Yok abi, yok, verilecek bir yer yok yani. İlginç. Dur, çözeriz elbet onu ya. Elbet çözeriz, yine bırakalım biz şunu şuraya. Biz tekrardan ota devam. Buradan alalım yine. Şu belden kırmalı var ya, keşke normalini alsaydık. Buraya bırakması da ayrı dert. Hadi artık. Hayda, hiçbiri girmedi içine. Lan dur, diğer tarafa düşme ya. Lan elle atmayı biz de biliyoruz. Hadi git. Kaç tane? İki tane daha atıyorduk galiba. Şuradan iki tane daha alalım hemen. Evet. Tamam. Hepsine şimdi ot olarak koyduğumuz için araca getirdiğimiz bir kamyon yetmiyor. Olsun, önemli değil. Sıkıntı yok. Otumuz çok. İstediğimiz zaman getirebiliriz. Bunu boşalta dursun abi. Şimdi ben kamyona geçeyim. Nerede benim kamyon? Su dolmuştur. Dolmuş. Ha gayret. Heh. Çıktı. Benim bir yer çıkmayacak herhalde. Devam ki.
Ha gayret, ha gayret, ha gayret. Şimdi buna suyu verdik, bir de öbürüne verelim suyu. Bu da bitirmiş. Geriye kalan samanları da buraya verelim. Bu da faal olsun en azından. Boşalt babacım. Ama yani şu ot olayını anlayamadım yani saman. Ne bileyim. Hadi gidiyoruz. Kaç tane var? 3, 6. 6 tane var. Geriye kalan 6'sını da öbür tarafa verelim. Yamuk tutmuşuz. Şuna bak nasıl duruyor. Ulan yine düştü. Ey Allah'ım ya. Heh. Geriye kalanları da içine atalım. Normalde iki tane atmamız gerekiyor ama biz üçünü de atalım. O diğeri de zaten öbürü erimeye başladıkça, dökmeye başladıkça o da kendi kendine sıfırlayacaktır. WhatsApp'ı altta açık unutmuşum. Bayağı birim yasak attı. Hop. Tamam. Öbürü de kapatalım şunu. Bak öbürü de bunun içinde aslında. Gözükmüyor ama bak şimdi. Bak burada duruyor. O şey olacak. Kendi kendine eriyecek o boşaltmaya başladığımız zaman. Öğüt, öğüt. Yavaş. Boşalt bakalım. Ya eridi gitti şimdi ya da içinde duruyor. Ama erimiş galiba, gözükmedi. Gözükürdü şimdi diye. Tamamdır, tertemiz abi. Durdurabiliriz. Sese bak. Evet, sularını verdik. Otlarını verdik. Bir tek altlarına saman atamadık. Onu niye atamıyoruz ben de bilmiyorum. Şu an üretkenlikleri yok yani, herhangi bir üretim maalesef alamıyoruz koyunlardan. Aa, %100 olmuş. %100. Abi bunlar niye sıfır? Bunların da her şeyi var. Allah Allah, çok ilginç ya. Niye böyle? Bak bunlar sıfır üretkenlikler. Ama bunlar %100. İlginç. Yapağı verecekler. Yapağları da satıp güzel bir para geliri elde edilebiliyor. Bakalım hatta ne kadarmış yapağı ya. Bulabilirsek inşallah. Bu karmaşanın içinde. Yapağı hangisiydi? Çok fazla ürün olduğu için bu haritada.
Gözümden kaçmış bile olabilir. Acaba nerede? Baya gözümden kaçtı herhalde ya. Dur bakayım. Şu olabilir mi? Volnik. Belki bu olabilir ya. Volün ne demek olduğunu bilmiyorum. Olabilir, belki olabilir. Eğer oysa bile. Bakalım. 2156. Fena değil ama çok fazla hani çıkması için sürekli beslemeniz gerekiyor. Sürekli sulanı vermeniz gerekiyor ve zamanı hızlandırmanız gerekiyor ki şurada yapağlar biriksin, çıksın. Hatta bak şöyle zamanı hızlandıralım hep beraber. Bak hop geldi. Bir tane. 2 3 4. Hop 1 2 3 4. 1 2 3 4. Şimdi burası dolacak. Ondan sonra dolu diyecek. Bak yeni paket yerleştirilemiyor diyor. O yüzden mecburen bunları şöyle falan kenarlara taşımak gerekiyor her seferinde. Bir yere istifliyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz kamyona bunları. Yine palet çatalıyla alıyorsunuz. Yüklüyorsunuz. Kamyona götürüyorsunuz. Satıyorsunuz. Bak hop geliyor. Yani zamanı bu şekilde hızlandırarak bir sürü ürün bu şekilde elde edebiliyorsunuz yani arkadaşlar. Şimdi öbürü kesin full çekmiştir. Zaten bak yazıyor. Yeterli alan yok, yeterli alan yok diye. Yeterli alanı sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Yoksa gelmiyor. Boşu boşuna vakit harcamış oluyorsunuz. Bunları sürekli böyle istiflemek gerekiyor. O yüzden. Olmadı bir günde bunları böyle satış işlerini yaparız. Geliriz buradan. Toplarız hepsini. Götürürüz, satarız. Ne kadar para geldiğine bakarız. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümümüz bu şekildeydi. Şöyle gündüzü alalım ya. Tamam. Tamam doldu. Tamam biliyoruz. Daha şöyle gündüz saatlerini alalım. Evet, koyunların yanındayız. Bugün koyun işi yaptık. Küçükbaş hayvanlarımızı hem suladık hem besledik. Hatta bakın yemleri bitti bile. Şurada yere dökülüyor. Bunları tekrar toplayıp buraya atıyorsunuz. Tekrardan yem elde edebiliyorsunuz. Bu da temizlik olmuş oluyor aslında şöyle baktığınız zaman. Bakın şuraya gelelim. Koyunlar. Evet, temizlik %18 yazıyor. Onların hepsini topluyorsunuz. Tekrar veriyorsunuz. Yem olarak gözüküyor ve temizlikleri %100 olmuş oluyor. Mantık bu şekilde. Bunları temizlemek de çok kolay. Bu aracın ucunu biliyorsunuz. Her şeyi toplayabiliyor. Alıyor buradan. İçine atıyor. Tekrar boşaltıyorsunuz. Normal ineklerde öyle yapıyorduk. Bilmiyorum bunda o şekilde oluyor mu? Evet, mülk bakım kiraları, araç bakımları, hayvan bakımları derken yine bayağı bir paramızın içinden geçti yani. O oyunu anlayacağınız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.